Aslında şöyle diyeyim, yani Seçil Erzan bizi seçti diyeyim, yani e, ben çünkü onu ilk başta zaten tanımıyordum. E, biz kulüp olarak Denizbank'la çalışıyorduk, e, bütün işte maaşlar falan her şey bankaya yatıyordu zaten. Ben o vasıtayla bankaya gidip gelmeye başladım, Flora Şubesi'ne. Ben normal orada çalışan kişilerle muhatapken kendisi yanımıza yaklaştı. Yani işte hoş geldiniz Nur Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Gelin bir kahve içelim, mutlaka bir kahve mi için falan. Bizim tanışıklığımız öyle başladı. Yani herkes gibi, tüm Galatasaray camiası gibi benim de öyle başladı Seçil Hanım'la tanışıklığım. Gibi. Şöyle ben o dönemde bayağı bir moral açısından kötüydüm yani hem e, sağlık sorunları vardı hem e, maddi anlamda e, sıkıntılar vardı yani çok e, sorumluluk vardı daha doğrusu üzerimde e, iki ev var e, kızımın evi ben yani bir iki evinde geleceği söz konusu e, öylelikle ben benim durumumu bildiği için daha doğrusu kendisi ...çok da duygusalım zaten... ...kendisi de hep böyle anlatıyordu bana... ...işte benim de annem, babam... ...işte babamı kaybettim... ...annem yatalak falan diye böyle konular olunca... ...ister istemez... ...daha samimi bir ortam oluyor... ...yani iki kadın arasında... ...onun üzerine Nur abla dedi... ...biliyorum dedi senin... ...neler yaşadığını... ...bak dedi böyle böyle... ...yani Hakan Ateş'in de içinde olduğu... ...başında olduğu bir fon var... Bu özel müşterilere yapılan bir işlem. Hem dedi paranı burada değerlendirirsin hem de rahat edersin dedi. Ben zaten hani finanstan ya da bankadan, bankacılıktan anlayan biri değilim. Ve o kadar zaten öyle bir güven ortamı yaratıyor ki size. Ee, o ne derse inanıyorsun. Yani ben de onun üzerine tamam dedim. Hatta anlattı ne olduğunu Şöyle ki anlattı Bak dedi işte bundan e, Çoğu kişi para kazandı kara, Kazanıyor e, Hakan Ateş akrabalarına bir sürü Para kazandırdı Yani bunları anlatınca e, Bir de normal o kadar normal Bahsetti ki e, Bu özel bir işlem Gel işte sen de e, Rahat et diye Ben de onun üzerine paramı kendisine bankada teslim ettim ben tek seferde verdim Evet bir kere şunu anlamak lazım Ben Terim ailesine en yakın olan kişiyim 40 senedir Biz artık ailenin ötesindeyiz yani bizde para alışverişi o gelmiş bu gitmiş zaten çok normal yani bana Volkan deyin dese ki abla şu kadarını götür bankaya teslim et dese ben zaten bir şey sormam. Zaten seçiyede öyle bir güveniyorsun ki aklımın köşesinden zaten farklı bir şey geçmez. Budur yani olay. Ne zaman öğrendim biliyor musunuz? Telefonunu kapattığı gün. Telefonunu mu kapattı? Ortadan kayboldu o gün öğrendim ben. Size Fatih terimden bahsetti mi hiç? Hiç bahsetmedi. Zaten e, Fatih hocadan bana bahsedemez. Yani bana bahsettiği zaman bilir ki ben hemen Fatih abiye soracağım böyle bir şey var mı diye. Yani o yüzden bana böyle bir şeyden asla bahsetmedi. Ben inanamadım. Ben o kadar çok güveniyordum ki. Yani diyorum yani öyle bir güven e, size veriyor ki e, bir şey sorgulamıyorsunuz arkasını düşünmüyorsunuz. Ben zaten hani kadın olarak tabii ki bir kadına inanacağım her şeyden önce. İnanamadım ya yani. ben günlerce inanamadım. Ben 2-3 ay falan tabii ondan sonra. Zaten ben bir senedir bu olayın içindeyim. Ben ondan önce zaten hiçbir şey bilmiyorum. Yani ben bir senedir verdim zaten ondan sonra da olay patladı. Evrak verdi, evrak verdi ama yani sonradan öğreniyoruz ki bana bilgisayarından da gösteriyordu Nur abla işte müşteri numarası şusu busu ama bilmiyorum ki her şey kendi düzenlediği bir komploymuş. Bir de yani ben şeyi de merak ediyorum ee, öyle bir olduk ki şimdi biz mağdurken yani biz mağdurken ee, yer değişti yani banka mağdur oldu. Biz suçlu konumuna sokuluyormuşuz gibi geldi. Yani ben e, merak ediyorum. Yani benim hakkımda konuşulanları, benim hakkımda e, sormadan konuşanları sormak istiyorum. Yani siz benim hayatımı biliyor musunuz? Benim yaşantımı biliyor musunuz da bunları konuşabiliyorsunuz? Gelip bana sordunuz mu? Böyle bir şey var mı yok mu? Bakın sizle oturdum şimdi ben siz soruyorsunuz ben de cevap veriyorum benim yaşantımda görüyorsunuz. Ya bu insanları gerçekten anlayamıyorum ben. Gelin bana sorun. Yani bana sormadan, bilmeden Nur Erkasap onu yapmış, yok bunu yapmış. Yani ben e, keşke bana sorsalardı onu çok isterdim.